Eşime telefon açtılar. İşte disiplin kurulu toplanmış. Belki velisini de çağırmak üzere ben kendim gittim. Ben gittim kızımı sınıftan çağırdım. Dedim kızım, yani bu niçin seni çağırmışlar disiplin kurulu şeyin için? O an aşağıda inerken rehber öğretmeniyle karşılaştım. Sonra müdür sakallı, ben zaten kendisini tanımıyorum ama benim kızımın psikolojisini bozan müdür yardımcısı, rehber öğretmeni, bir de kendi sınıf öğretmeni. Beni odaya çektiler. Ben dedim ki benim kızımın suçu nedir? Benim kızım disiplin kuruluna veriyorsa, benim kızım da herhalde disiplin kurulundan korktuğu için, çok büyük bir şey olduğunu zannettiği için. Ondan önce de müdür yardımcısı benim kızımı, ben tabii bunu sonradan öğrendim. Arkadaşları sonradan bana anlattılar. Bileti içinde, çocuklar içinde benim kızıma tükürmüş. Siz benden özür dileyeceksiniz, ayaklarıma geleceksiniz. Ben size ayaklarımı öptüreceğim diye. Ben dedim ki benim kızımın suçu nedir? Yani benim kızım ne dedi disipline bilir. Eğer benim kızımın bir suçu varsa bana şey yapın, ben kızımı okuldan alayım. Dedi iki arkadaşı şikayet etmiş. Yani dedim siz gözünüzle gördünüz mü? Yok görmedim. Peki iki kişi ne malum yalan söyleyip söylemediğinizi? O arada rehber öğretmen içeri girdi. Sesini yükseltti bana. Ben seni dediğinle yapacağım. İki kişi şikayet etmişse ben onu disipline veririm. Benle onu tartışırken müdür hatta orada beni üstüme yürüdü. Benim kızımı dışarı itekledi. Benim kızım dışarı çıktı. Bir tane öğretmen vardı. Ben kendisini tanımıyorum. Esmer biri. Öğretmen miydi, memur miydi bilmiyorum. Benim kızım o arada dışarıda, koridorda öğretmenle aralarda ne geçtiyse, rehber öğretmenle aralarda ne geçtiyse bilmiyorum. Bir kalabalık sesi geldi, ben içerideydim. Ne oluyor dedim. Dedi ki çocuklar kavga ediyorlar. Araya bir dakika geçmeden bir daha başımı çıkardım. Ne var dedim, bu sıkıntı ne? Dedi ki aşağı atlamış. Aşağı gittiğimde kızım yerdeydi. Kızımı kanlar içinde buldum. Madem rehber öğretmenin, müdürü, müdür yardımcısının, sınıf öğretmeni yani suçu yoktu. Okulu terk ediyorlar. Olay yerinden ayrılıp gidiyorlar. Ama ben onlardan şikayetçiyim. Benim kızımın katilleri, müdür, müdür yardımcısı, rehber öğretmeni, bir de sınıf öğretmeni.